Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 11. sınıf Akademi serisinde analitik geometrinin 6. videosundayız. Yani doğru analitiğinin 3. videosundayız. Doğru analitiğinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani ne anlatacağız? Doğru denklem biçimlerinden bahsedeceğiz. İlk defa doğru denkleminden bahsedeceğiz bu dersimizde. Ama doğru denkleminde de eğim çok önemliydi. Yani doğru analitiğinde işlediğimiz bundan önceki iki video burada çok işimize yarayacak. Haberin olsun. Evet kitabımızda sayfa numarası 67'yi, 68'i ve 69'un yarısını işleyeceğiz. Yani sol tarafını işleyeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Doğru denklem biçimleri ne yapacağız? Şimdi ilk defa doğru denkleminden bahsedeceğiz. Doğru denklemleri karşımıza ax artı b artı c eşit 0 şeklinde karşımıza çıkıyor. Ya da y eşittir mx artı c şeklinde karşımıza çıkıyor. Ama bu doğru denkleminde de eğim bizim için çok önemli. Doğrunun altı 1 ve 2 derslerinde yani bundan önceki iki videoda eğimi öğrendik ya. Eğim burada da karşımıza çıkacak. Eğime lütfen iyice bir şekilde odaklan. Ve oradaki eğimi de iyice bir şekilde anla. Tamam onları da geçmeden anlamadan bu videoları da geçme. Çünkü eğim gerçekten çok önemli. Şimdi denklem dedik ya ax artı b artı c eşit 0 şeklinde yazılıyor. Peki ezbere geçmeyelim. Denklem nasıl oluşuyor? Doğru denklemi dediğimiz aslında şu şekildedir arkadaşlar. Bir doğru bu şekilde çiziliyor ya sonsuz tane noktadan oluşuyor. İşte bu sonsuz noktanın kendi arasındaki olan ilişkisine biz doğru denklem adını veriyoruz. Mesela 1'e 1 noktası, 2'ye 2 noktası ya da 5'e 5 noktası ya da eksi 7'ye eksi 7 noktalarından oluşan işte buradaki sonsuz noktalar kümesine biz doğru diyoruz. E buradaki kural da doğru denklemini veriyor bize. Mesela buraya x burası y. Şöyle baktığımız zaman x ile y birbirine eşit değil mi? Evet. Hepsinde aynı kural var. Bakın x ile y birbirine eşit. Yani buradaki doğrunun denklemi y eşittir x şeklinde yazılır. Ya da x eşittir y şeklinde yazılır. Ya da x eksi y eşit 0 şeklinde yazılır. Ya da sonsuz noktalar kümesi bu sefer şöyle olsun istersen. Şöyle şu kuralı sağlayan, şu bağıntıyı sağlayan, y'si 2x eksi 1'i sağlayan. Mesela x yerine 0 yazsak y'si eksi 1 yapıyor. x yerine 1 yazsak 1'e 1 yapıyor. E, x yerine 5 yazsak 5'e 9 noktası yapıyor. Ya da x yerine atıyorum eksi 4 yazsak Eksi 4'e kaç yapıyor arkadaşım? Eksi 9 noktası yapıyor. Şimdi hocam burası x ile y'si birbirine eşit ama hepsinde x ile y eşit mi değil. Baktığın zaman şöyle ordinatı şuna bak. Ordinatı apsinin 2 katından bir eksik. Bak ordinatı apsinin 2 katından bir eksik. Sağlanıyor mu arkadaşlar? Evet ordinat apsinin 2 katından bir eksik. Burada bütün noktalarda sağlanıyor işte bu bütün noktaların oluşturduğu kurala biz doğru denklem adını veriyoruz. Hani ezbere de sana bir şey anlatmak istemedim. O yüzden doğru denkleminde nereden geldiğini bil. Hani doğru denklemi deyince hemen şunu yazıyoruz. Ee, neyi yazıyoruz? Şunu yazıyoruz mesela. Dur dur dur, dur şunu, şunu, bir sileyim. Hemen şöyle deyip geçiyoruz. Ama bence çok yanlış. Bunu bu şekilde hiç düşünmeyelim. Ne yapıyoruz? Hocam doğru denklemi dediğimiz şey ax artı b artı c eşit sıfır şeklinde. Tamam biraz önce tanımını öğrendik. Böyle söylemeden e, tanımını söyledik iyi oldu. Ya da y eşittir ax artı b şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi dikkat edin ya yazım stili bu şekilde ax artı VY artı c eşit 0 şeklinde ya da yazım stili y yalnız bırakılır. y eşittir ax artı b ya da belki de x'i yalnız bırakırlar. x eşittir a artı b şeklinde söyleyebilirler. Ama en çok karşılaştığımız kısım bu. ax artı VY artı c eşit 0 şeklinde ya da y'yi yalnız bırakırız. y eşittir ax artı b şeklinde. Peki doğru denklemleri bu şekilde yazıldığında Eğim bizim için önemli ya. Eğimi bulmanın biz iki yöntemini öğrendik. Bir, tanjant alfa. İki, neydi? İki noktası bilinen doğru neymi? Y'ler farkı, bölü x'ler farkıydı. Şimdi de üçüncüsünü öğreniyoruz. Bu şekilde direkt doğru denklemi verildiğinde grafiğini çizip de yine bulabilirsiniz tanjant alfadan dolayı. E, bu şekilde verildiğinde de ne yapıyoruz? Direkt bunu bilelim. Eğim eksi a bölü b'dir arkadaşlar. Şu şekilde verildi. a artı b artı c 0 şeklinde verildi. Yalnız burada bir karıştırılır. Niye? şey kökler toplamı eksi b bölü a hatırlarsanız değil mi? Kökler toplamı eksi b bölü a ile karıştırılıyor bu. O yüzden eğim eksi a bölü b diyoruz ya ben şu şekilde kafamda kodlamıştım. Hocam bu şekilde verildiğinde doğru denklem a x artı b artı c eşit sıfır şeklinde verildiğinde eksi x'in kat sayısı bölü y'nin kat sayısı. Eksi yaz sen demenle bitti. x'in kat sayısı bölü y'nin kat sayısı şeklinde bil. Bu şekilde. Çünkü eksi a bölü b'yi karıştırırsın. Bunu da bilmek önemli. Gerçekten önemli. Bunu da mutlaka ama mutlaka bileceksin. Eğimin her türlüsü bizim için çok önemli. Bu şekilde yazıldığında eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısıymış. Y yalnız bırakıldığında da çok kolay direkt x'in katsayısıdır arkadaşlar. Ha bunu öğrendik ya. Buradan da mesela y'yi yalnız bırakabilirsin. B y neye eşit? Eksi a x eksi c'ye eşit ya. Y de buradan eksi a bölü b x eksi c bölü b yaptı. Bak x'in katsayısı bu. Yani sen direkt bak şunu bilsen. Y yalnızken x'in katsayısını bilsen. Buradaki eksi a bölü b de aklına gelir. Hani bunu unutursan. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısını unutursan. Bu şekilde de hamleni yapabilirsin. Ama bunu da bilmeni tavsiye ediyorum dostum. Tamam. Tekrarlayalım mı? Çok konuştum ama önemli olduğu için konuşuyorum. Ax artı B artı C eşit sıfır şeklinde olduğunda eksi a bölü b eğim yapıyor ya da eksi x'in katsayısı bölü yeni katsayısı y eşittir ax artı b'ye şeklinde verildiğinde de direkt x'in katsayısı eğimi veriyor dostlar. Peki şimdi şundan bahsedelim. Tamam bunu öğrendik. Bir de şöyle birkaç dikkatten bahsedelim arkadaşlar. Doğru denkleminden bahsetmişken doğru denklemleri böyle bazen farklı özel durumlarda olabiliyor. Mesela orijinden geçebilen bir doğru denklemi olabiliyor. Bizim doğrumuzun denklemi neydi arkadaşlar? Y eşittir ax artı b şeklinde değil miydi? Evet. Şimdi orijinden geçiyorsa bir nokta noktalardan e, bir doğrudan bahsediyoruz ya. Bir doğrudan bahsediyorsak şimdi orijinden geçen bir nokta nereden geçiyor? Sıfır sıfırdan geçiyor. Yani bu noktaların oluşturduğu geometrik yer demiştik ya tam tersi bir nokta o doğru denklemi de sağlar. Yani 0 sıfır noktasından geçiyorsa denklemi sağlayacak. X yerine sıfır y yerine sıfır koysak ne yapıyor? A, B'si 0 oldu. Yani ben şunu söyleyebilirim. Bir doğru eğer orijinden geçiyorsa orijinden geçen bir doğru AX artı B şeklinde ya hop sabit sayısı olmayacak. Yani B'si olmayacak. Ya da MX artı C de diyebilirsiniz buna. Genelde sabit sayısı C şeklinde de gösteriliyor. Şu şekilde MX artı C eğimde M oluyor ya zaten fark etmiyor y eşittir mx artı c ise sabit sayısı olmayacak. Orijinden geçen bir doğru. Ya da şu şekilde verilirse ax artı by artı c eşit 0 şeklinde verilirse sabit sayısı olmayacak. Yani c'si 0'a eşit olacak. Bunu unutma. Neymiş? Tekrar söylüyoruz. Bir doğru orijinden geçiyorsa 0 0 sağlıyor ya. Denklemde yerine koyduğumuzda zaten b'yi 0 bulduk. Ya da denklemde yerine koysak işte 0 0 koysak c'yi sıfır buluyoruz. Sabit sayısı olmayacak. Tamam. Bunu unutmayalım. Orijinden geçen doğrularda y eşittir mx artı c'deki c olmayacak. Ya da ax artı v artı c eşit 0 şeklindeki ifadede c sabit sayısı olmayacak. Peki şu özel durumla karşılaşabiliriz bir de. Böyle bir cümleyle de karşılaşabiliriz. Birinci açı ortay doğrusu ve ikinci açı ortay doğrusu. Arkadaşlar ÖSYM dilinde de bu kullanılabiliyor. Birinci bölgedeki açı ortay olan doğruya birinci açı ortay doğrusu. ikinci bölgedeki açı ortay olan doğruya da ikinci açı ortay doğrusu diyoruz. Hocam üçüncü bölgedeki açı ortaya da 3. açı ortay mı diyoruz? Hayır. Üçüncü bölgedeki açı ortay zaten birinci bölgedeki açı ortay doğrusuna eşit olmuyor mu? Oluyor. O yüzden bu birinci açı ortay bu da ikinci açı ortay doğrusu şeklinde adlandırılıyor. Hangi doğrularmış? Y eşittir x doğrusu. Bu da y eşittir x doğrusu. Yani birinci açı ortay cümlesini duyunca y eşittir x aklına gelecek. İkinci açıortay ortay cümlesini duyunca da y eşittir eksi x doğrusu aklına gelecek açıortay olmasından dolayı arkadaşlar. Tamam. Evet. Şimdi üçüncüye gelelim. Arkadaşlar x eksenine dikse. İşte bu doğru. Bu doğrudan bahsedeceğiz. Şimdi x eksenine dikse. Bir doğrumuzun adı. Hocam ax artı by artı c şeklindeydi ya. eşit sıfır şeklinde ya. Şöyle bakacak olursak. Arkadaş bu y eksenini kesiyor mu? Kesmiyor. O zaman y'de tanımlı herhangi bir şey var mı? Yok. O zaman bunun y'sinin olmaması lazım. E bunun y'sinin olmaması demek ne demek arkadaşlar? B'sinin sıfıra eşit olması anlamına gelmiyor mu? Evet. Yani biz bu şekilde x ekseninde dik ya da y ekseninde paralel bir doğru gördüğümüz zaman bak apsi her yerde a. Bak 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 dikkat et. Apsi her yerde a. Apsi her yerde a olduğu için bunun özel adı x eşittir a doğrusudur. Ya da şuradaki a ile karışmasın. ax artı b'ye doğrusuyla karışmasın. Biz buna k diyelim isterseniz o zaman x eşittir k doğrusu olur arkadaşlar bu. Bak çünkü apsisi her yerde k olduğu için özel adı x eşittir k doğrusu. E ordinatı y eksenini kesmiyor. Y'li değer yok. O yüzden y'li değer olmayacaksa da y'nin katsayısının kesinlikle ama kesinlikle sıfır olması lazım. Yani b'si 0 oluyor. Hani unuttuğunuz zaman böyle bir yorum yapabilirsiniz. Mesela bu doğru. Buraya da k diyelim isterseniz. Şurası k olsun. Tamam mı? Şimdi burada da bunu inceleyecek olursak da buradaki noktalara bakacak olursak Hocam y'si her zaman burada ordinatı k yapıyor. Yani biz buna y eşittir k doğrusu deriz. Ya da ax artı by artı c eşit sıfırda. Dikkat et y eşittir k doğrusu x eksenini kesiyor mu kesmiyor. X'li bir değer olmayacak. X'li bir değerin olmaması için a'nın ne olması lazım? Sıfıra eşit olması lazım. Ya da eğim bazlı düşünecek olursak. Eğim açısı x eksenini kesmediği için sıfırdır. Yani tanjant sıfır. Eğimi sıfırdır bunun. Yukarıdakinin eğimi nedir arkadaşlar? x, -X eksenini 90 derece kestiği için tanjant 90 tanımsızdır. Buna da dikkat edelim. Evet şimdi gelelim yukarıda verilen doğruların eğimlerini buluruz. Arkadaşlar m1 neye eşit? Hocam bu şekilde verildiği zaman eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı eksi 2 bölü eksi 1'den kaç çıktı? 2'ye eşit oldu. M2'ye bakalım. Hocam y ye yalnızken x'in katsayısı direkt eğimdi. Yani eğim eksi 5'e eşit oldu. Hocam x e eşittir 6 doğrusu. x e eşittir 6 doğrusunu çizince x 6 da olacak. Her yerde x 6 olacak. Yani bu x eşittir 6 doğrusu arkadaşlar. Bu x ekseniyle 90 derece kestiği için m3 ne eşit olacak? Düz duvara tırmanabilir misin? Hani böyle yürüyorduk ya arkadaşlar tırmanamıyoruz. Yani eğim tanımsız oluyor. Peki y eşittir 1 bölü 2 doğrusu da 1 bölü 2 doğrusu da y eşittir 1 bölü 2'si burası. Y eşittir 1 bölü 2 doğrusu da bu. x eksenini kesmiyor. Yani herhangi bir açısı yok. Yani açımız 0. tanjant 0 da 0'a eşittir eğim 4'ten neye eşit oluyor arkadaşlar? Sıfıra eşit oluyor. Eğimleri de bu şekilde bulmuş olduk. Peki ben sana bir de şunu sorsaydım. 3y eksi 5x artı 9 eşit 0'ın eğimi nedir diye sormuş olsaydım. Özel bir şey olsun. Hocam eksi a bölü b'ydi. Eksi 3 bölü eksi 5. Den 3 bölü 5. Dema. Dema öyle. Niye? Çünkü ne demiştik? eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı şeklinde tut demiştik. Çünkü x ile y'nin yerleri böyle değişik gelebilir arkadaşlar. O yüzden dikkat et. Bunun eğimi ne olacak? Eksi x'in katsayısı eksi 5 bölü y'nin katsayısı 3. Yani 5 bölü 3 yapıyor dostum. Buradaki eğim. Sorumuz da böyle gelmiş olsaydı bunu da bu şekilde yapacaktık. O yüzden dikkat et. Eksi a bölü b kafa karıştırır. Eksi x'in kas sayısı bölü y'nin kas sayısı, kafa karıştırmaz. Daha da net ve garantici olmak istiyorsan y'yi yalnız bırakırsın. Direkt x'in kas dersin. O daha garantici oluyor ama eksi x'in kas y'nin kas sayısı olayı bilmek sanki önemli. Evet örnek 2'ye geldik. Bu doğruları x ekseniyle pozitif yönde dar açı yapmaktadır. Dar açı yapması demek ne demek arkadaşlar? E, o zaman eğim açısı 90 0 derece arasında. Yani eğiminin 0'dan büyük olması anlamına geliyor arkadaşlar. E Buna göre M'nin alacağı değerlerin aralığı arkadaş, bunun eğimi nedir? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı, yani eksi 1 eksi m bölü nedir? M artı 2. Arkadaşlar, bunun ne olması lazım? Büyük sıfır olması lazım. Buradan ne geliyor? Eksi 1 1 artı 1 geliyor. Eksi 1 artı m geliyor. Yani m eksi 1 bölü m artı 2. Şimdi burayı eksiyle çarptım. Büyük sıfırı inceleyeceğiz. Arkadaşlar, burada aslında işaret incelemesini görseydik çok rahat yapacaktık. Böyle bunun kökü 1, bunun kökü eksi 2. Şöyle eksi 2'ye 1'i yazıp böyle artı eksi artı diyecektik. Büyük büyük sıfırda şu şekilde çözüm kümesinde böyle arayacaktık arkadaşlar. Ama ve lakin biz daha bunu görmedik. Görmediğimiz için eski bilgilerimizle yapalım. Şimdi bu büyük sıfırsa arkadaş bu büyük sıfır olduğunda bu ne demek? Ya bu büyük sıfır bu, e, yukarısı büyük sıfırsa burası da büyük sıfır olacak. Yani m eksi 1 büyük sıfır ve m artı 2 büyük 0 arayacağım. Ya da her ikisi de negatif olabilir mi? m eksi 1 küçük 0 m artı 2 küçük 0. Ya da her ikisi de küçük 0 olabilir. Peki arayalım buradan. m büyüktür 1 geldi. m büyüktür ne geldi buradan? Eksi 2 geldi. Bu ikisini de sağlayan sayı doğrusu da düşün. Hocam eksi 2'den büyük bir de 1'den büyük. Eksi 2'den büyük değerler burası. 1'den büyük değerler burası. O zaman çözüm kümesi ne yaptı? Her ikisini de sağlayan burası yaptı. Yani m büyüktür 1 yaptı. Gelelim buraya arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman da ne yapıyor burada? M küçüktür 1 yaptı. M küçüktür eksi 2 yaptı. Hocam sayı doğrusunda gösterelim. Eksi 2'den küçük ve 1'den de ne olacak? Küçük olacak. Hocam eksi 2'den küçük değerler burası. 1'den küçük değerler burası. Her ikisini de sağlayan burası değil mi? Evet. M'nin alabileceği değerlerin aralığını bulunuz diye söylüyor bize. Aralığı bulduk kardeşim. Ne bulduk? M buradan ne geldi? M küçüktür eksi 2 geldi. E buradan en büyüktür 1 geldi. Tamam. 1'den büyükse hocam 1 ile sonsuz arasında oldu. E, 1 dahil mi? Dahil değil. Değil mi? Büyük 0 olması lazım. Sonsuz da zaten dahil olmaz. Birleşim m eksi 2'den küçük. Eksi sonsuzla eksi 2 arasında olacak. Ya şunu başa yazmamız lazım ama olsun. O zaman cevabımız bu yapıyor dostlar. Yani 1 ile sonsuz ve birleşim eksi sonsuzla eksi 2 arasının birleşimi yaptı. Çözüm kümesi 1'den büyük değerler ya da eksi 2'den küçük değerler için sağlanıyor. Tamam. Çünkü ne yaptık? Matematik bilgimizi kullandık. Ya her ikisi de pozitif olacak bunun pozitif olması için ya da her ikisi de negatif olacak deyip ikisini de birleştirdik. Birleşim kümesini aldık. Evet örnek 2'yi de bu şekilde bulduk arkadaşlar. Ee, şurası ne yapıyor? Tamam. Geldik örnek 3'e. Örnek 3'te de ne demiş? Şimdi bu doğru ile bu doğru arasındaki dar açı. Vay dar açı istemiyor. Hocam ne yapacağız? Arkadaş bizim sıkıştığımızda analitikteki en önemli yerimiz neydi? Eğimdi. Hocam bunun eğimi ne? Bunun eğimi kas böyle, kas eksi x'in katsayısı sayısı bölü y'nin katsayısı. Eksi x'in katsayısı sayısı 1, y'nin katsayısı eksi 1. Eğim ne yaptı? 1 yaptı. Vay eğim 1. X eksenine pozitif yönde yaptığı açı tanjant alfa 1'e eşitse tanjant nerede 1'e eşit arkadaşlar? 45 derecede değil mi? Evet. Açımız 45 derece olacak. Sonra M2'ye bakalım m 2de nedir arkadaşlar? X'in katsayısı. Hop şu. m 2de de kök 3 bölü 3'e eşit. E bu da tanjant beta diyecek olursak eğer. E bu tanjant beta kök 3 bölü 3'e eşitse. Nerede kök 3 bölü 3 ya da 1 bölü kök 3 oluyor? i̇stersen şöyle çizelim. 30-60-90 üçgeninde değil mi arkadaşlar? 1, burası 2, burası kök 3. Tanjant 30, 1 bölü kök 3. Tanjant 60, kök 3 bölü 1. E bu e, tanjant 30, 1 bölü kök 3 ya. 1 bölü kök ne eşit oluyor? Kök 3 çarparsam kök 3 bölü 3. Ha o zaman ne oldu arkadaşlar? Açımız kaç derece olacak? 30 derece olacak. Tanjant 30 kök 3 bölü 3 yaptığı için o zaman burası betamız ne olacak arkadaşlar? 30 derece olacak. Şimdi dur. Ben burada iki tane doğrunun eğim açılarını buldum. İki doğrunun eğim açılarını şeklen göstereyim o zaman. Normalde iki doğru arasındaki açının formülü var ama müfredatta yok. Ama bu şekilde sorusu gelebilir. Eğimini bulduk. Eğim açısı 45. Eğimini bulduk. Eğim açısı 30. Bak dikkat et şimdi analitik düzlemde çizeceğim. Şimdi eğim açısı 45 derece olan eğimi pozitif ya. Eğim pozitif olduğu için doğrumuz sağ yatık olacak. Sağ yatık olan ve 45 derecelik bir açı çizdin. Şöyle bir 45 derecelik açı çizdin. Bir tane doğru mu bu? Öbürü ne olacak arkadaş? Öbürü de 30 derece. Yani eğim pozitif ya. Yine sağ yatık ve 30 derece. Daha küçük bir açılı çizeceksin. Daha küçük bir açılı bu mu yapıyor arkadaşlar? Evet. Bu doğrunun x ekseniyle yaptığı açı da 30. E hocam şuradaki üçgende iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. Sen 30 neyi toplarsan 45 yapar? 15'i. A iki doğru arasındaki açı çıktı mı çıktı. Cevap nedir arkadaşlar? 15'tir. İki doğru arasındaki dar açı istenmiş. Geniş açısı var mı? Var. İki doğru arasında sadece bir açı yok ki. Ya buradaki açı ya buradaki açı var. Hocam burası 15 iken burası da kaç yapıyor? 165 yapıyor. Cevap ya 165 ya da ne? 15. Ama bizden ne isteniyor arkadaşlar? Dar isteniyor. Cevap 15 yapar. Sınavda çıkar mı? Çıkmaya aday sorulardan biri. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Bunda da tamam mı? Örnek 3'ü de bu şekilde 15 bulduk. Ve güzel sorular bunlar. Bakın dikkat edin. Şimdi şöyle bir dikkat. D1 ve D2 doğruları. Arkadaşlar doğruların birbirine göre durumundan bahsedeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar analitik geometride doğrular 3 farklı durumda olabilir. 1. 2 doğru tek bir noktada kesişebilir. 2. 2 doğru hiçbir ortak noktası olmayabilir. Yani bu ne demek? O hocam 2 doğru paralel olabilir de cümlesi de kullanılabilir. 3. 2 doğrunun sonsuz tane ortak noktası olabilir. Yani çakışık olabilir arkadaşlar. Sonsuz tane ortak ya da en az iki noktası da ortak olabilir. Öyle de denilebilir. Bak 3 durum söz konusu. 2 doğru kesişebilir. 1. 2 doğru paralel olabilir ya da ortak hiç bir noktası olmayabilir. 2. Üçüncüsü de neymiş? 2 doğrunun en az iki noktası ya da sonsuz sayıda ortak çözüm noktası vardır denilebilir arkadaşlar. İşte hani biz matematikte de böyle çözüm kümesi ararken ne yapıyoruz? İki, iki bilinmeyen yani iki denklemi çözüyoruz ya. Hani bir doğru bir tanesi, bir doğru da bir tanesi. İki doğruyu çözdüğün zaman tek bir noktaya çık, geçiyor ya. İşte orada biz doğruların kesim noktasını bulduk aslında. Hatta orada e, ortak çözüm, yani çözüm kümesi yoktur dediğimiz sorularda da çünkü iki doğruya ortak çözüm yaptım mesela. Çözüm kümesi yoktur dediğin sorularda da işte o doğrular paralel çıktı. Çözüm kümesi sonsuz dediğin sorularda da o doğruda sonsuz tane nokta sayısı oldu. İşte kesişmesi, paralel olması ve çakışıklığının matematikle de ilişkisi bu dostum. Tamam ama şimdi öncelikle bir eğimden bahsetmişiz burada. Arkadaşlar D1 ile D2 doğruları paralelse eğimleri birbirine eşittir. Niye? Göstereyim. Bak şimdi dikkat. İki doğru birbirine paralelse bir doğru böyle bir doğru böyle. Eğim açıları bir, iki doğru paralelse yönde dolayı burası alfası burası alfa değil midir? Evet. Eğim açıları aynıdır. E uzan tanjant alfaları aynıdır. O yüzden M1 ile M2 birbirine eşittir. Bak önemli bir nokta. Birincisinin ispatını yaptık arkadaşlar. Bu birincisinin ispatı. İ'nin ispatı. Şimdi 2 ispatını yapayım. İki doğru dikse eğimler çarpımı eksi 1'dir demiş. Ben sana nereden geldiğini göstereyim. Ama bu önemli bunu bil. İki doğrunun dik kestiği bir durumu göstereyim. Mesela şöyle. Bir doğru böyle bir doğru da böyle. Arkadaş bir doğru sağa yatık bir doğru sola yatıkken dik kesir bunlar. Ya da hocam şunu sola yatırdık bu öbürü sağa yatık, olmak zorunda. E o zaman şuna bakacak olursam bu D1 doğrusu bu da D2 doğrusu. Şunun eğim açısı alfa mı? Alfa. Bunun eğim açısı beta mı? Beta. Ama buradaki beta demeyelim. Şuradaki beta diyelim isterseniz. Şimdi D1 dediğimiz nedir arkadaşlar? M1 dediğimiz nedir? M1 dediğimiz tanjant alfaya eşittir. M2 dediğimiz neye eşittir? M2 dediğimiz de e, şuradaki dik üçgendeki tanjant betaya eşittir. Ama M2 dediğimiz sola yatık olduğu için eksi tanjant betaya eşit değil midir? Evet. Şimdi ben buraya A, buraya B, buraya C diyecek olursam. Şimdi tanjant alfa neye eşittir arkadaşlar? A bölü B'ye eşittir. Bak bu A bölü B'ye eşit. Peki tanjant beta neye eşittir? B bölü A'ya eşittir. Ama A, M2 eğim olarak baktığım zaman eksi B bölü A'ya eşittir. A iki doğru dikse bir doğru neyimi A bölü B diğer doğru neyimi ters çevirip eksilisi. Eksi B bölü A geldi. Hatta ben bunları taraf tarafa çarparsam M1 çarpı M2 neye eşit oluyor? A'lar gidiyor. B'ler sadeleşiyor. Sadece ve sadece eksi 1 geliyor. İşte ispatta da burada. İki doğru dik kesiyorsa birinin eğimi a bölü b ise diğerinin eğimi ters çevirip eksilisi ya da eğimler çarpımı eksi 1 diyoruz arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Bunu bileceksin. Adın soyadın gibi bileceksin. Çünkü doğruların birbirine paralel olmasında eğimlerin eşitliğini doğruların birbirine dik olmasında eğimler çarpımı eksi 1 olmasını biz çok kullanıyoruz. Peki iki doğru çakışıksa şimdi öncelikle paralelliği yine yorumlayalım. Bir doğrumuz a1 şu şekildeyse ikinci doğrumuzda A ikili B ikili ve C ikili ise iki doğru paralelse dur ilk önce çakışıklıktan bahsetmeyelim. Paralelse ne dedik? Eğimleri birbirine eşittir dedik değil mi? Bunu bir yorumlayalım. Bunun eğimi nedir? Eksi A1 bölü B1 eşittir. Bunun eğimi nedir? Eksi A2 bölü B2. Hocam eksiler gitti. B1'i buraya A2 buraya eşler dışlar yapacak olursak A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2 mi geldi? Evet. Yani iki doğru birbirine paralel olduğunda şu şekilde söyleyebiliriz. X'lerin katsayıları oranı Y'lerin katsayıları oranına eşittir. C'lerin katsayıları oranına eşit değildir. Bu ne zaman paralel olursa eğer bu şekilde oluyor. Paralel değil de çakışık olursa arkadaşlar o zaman da şu şekilde bir şeyle karşılaşacağız. X'lerin katsayıları oranı, Y'lerin katsayıları oranı, C'lerin katsayıları oranı diyeceğiz. Aslında belli bir katı oluyor. Yani bir doğrumuz atıyorum 3x artı 4y artı 5 şeklindeyse öbür doğrumuz 6x artı 8y artı 10 şeklinde olursa bu doğrular çakışık oluyor. Yani aynı doğru bak iki katı olan doğru. Aynı doğru çakışık olan doğru. Buna baktığın zaman da ne oluyor? Bunlar oranı Y'lerin katsayılar oranı C'lerin katsayıları oranı hepsinin oranı birbirine eşit olmuş oluyor. Şeklinde zaten görüyorsun. Paralel olursa tamam eğimleri birbirine eşit diyeceğiz ya da A1 bölü A2 B1 bölü B2 C1 bölü C2 eşit değil diyeceğiz. Çakışık olursa da hepsi birbirine eşit olur. Belli bir katı olmak zorunda. Aynı doğru olmak zorunda. Çünkü çakışık üst üsteden bahsediyoruz. Tamam. Evet şimdi bunu anlattık. Hadi bakalım sorusuna gelelim. Şekildeki dik koordinat sisteminde D doğrusu A eksi 1'e 3 ve B 2'ye K noktalarından geçen doğruya paralelmiş. Arkadaşlar bu doğru şu iki noktadan geçen doğruya paralelmiş. Arkadaş bu iki noktadan geçen doğruyu analitik düzlemde göstermeyeyim. Bu iki noktadan geçen doğrunun eğimini bulabilir miyim? Bulabilirim. Evet bu iki noktadan geçen doğruyla mesela şu iki nokta rastgele çizdim. Bu iki noktadan geçen doğruyla bu doğru paralelse ne diyeceğiz? Eğimleri birbirine eşittir diyeceğiz. Peki bunun eğimi nedir? Hocam tanjant alfadır. E tanjant alfası nedir? Şuradaki dik üçgenden bakalım. 2 bölü karşı bölü komşudan. Evet eğiminin ne olması lazım? 2 bölü 1. Bak eksi 2 değil uzunluk olarak 2 1. Yani 2 bölü 1 sağ yatık olduğu için pozitif. Eğiminin 2 bölü 1 olması lazım. Aynı zamanda bu doğrunun eğimi şunun bu noktalardan geçen doğrunun eğimine eşit olmak zorunda. Y'ler farkı k eksi 3 bölü x'ler farkı 2 eksi eksi 1 yani 2 artı 1'e eşit olmak zorunda. E o zaman buradan ne geliyor? 2 bölü 1 eşittir k eksi 3 bölü 3 yaptı. İşler dişler yapalım. k eksi 3 eşittir 6'ya eşit olur ve k'yı da buradan 9 olarak buluruz. Evet örnek 4'ü 9 bulduk geldik örnek 5'e. Evet analitik düzlemde bu doğru ile bu doğru dik kesiyormuş. E 2 doğru dik kesiyorsa eğimler çarpma eksi 1. M1'i yazalım. M1 dediğimiz nedir? Eksi. X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı. M2 dediğimiz nedir arkadaşlar? M2 dediğimiz de M. Ne olmak zorunda? Hocam buna M deyip de şu ikisini çarpıp eksi 1 diyebiliriz. Ya da birinin eğimi eksi 2 bölü 3 ise ters çevirip eksiyle çarpılmışı. Yani bu da ne olmak zorunda arkadaşlar? Bunu ters çevireceğim bir de eksiyle çarpacağım. Artı 3 bölü 2 mi yapıyor? Evet. Dolayısıyla M'yi 3 bölü 2 buluruz. Ya da istersen eksi 2 bölü 3 çarpı M eşittir eksi 1'den de yine sonuca ulaşabilirsin tabii ki. Geldi örnek 6'ya. Analitik düzlemde D1, D2 doğruları dik olduğuna göre P kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi ne yapacağız? Eksi X'in kat bölü Y'nin kat Hocam eksi P eksi 1 bölü Y'nin kat yok. Aslında 0 çarpı Y. Y'nin kat sayısı 0. Aa tanımsız oldu. Tanımsızlarda eğimler çarpı eksi 1'i nasıl yapacağız hocam? İşte o zaman burada tanımsızlarda da şekil çizme mantığını yapacaksın. Ne yapalım o zaman burada? Hocam burası y olmadığı için x'li bir denklem olduğu için x eşittir k şeklinde bir doğru değil midir? Evet. Hocam bir tanesi x eşittir k şeklinde bir doğrudur. x eşittir k şeklinde bir doğru da şöyle yazılır. O zaman öbürünün de ne olması lazım? y eşittir k şeklinde olursa bunlar dik kesmez mi? Evet. O zaman y eşittir k şeklinde olması lazım. Yani buradaki x'li bir terimin kesinlikle ama kesinlikle olmaması lazım arkadaşlar. Bakın bu x eşittir atıyorum t şeklinde bir doğru. Bu x eşittir t şeklinde bir doğruyla öbür doğru dik kesirse y eşittir k şeklinde olması lazım. Yani bu y eksenine paralelse öbür doğrunun da x eksenine paralel olması lazım. O yüzden bu doğrunun y eşittir k şeklinde olması lazım. Yani x'li bir terimin olmaması lazım. O zaman burada x'li bir terimin olmaması için ne olması lazım? P artı 2'nin sıfıra eşit olması lazım. Yani P eksi çıkar. Bazen de böyle sorularla tanımsız olduğu zaman da şekli çizmeyle alakalı sorularla karşılaşabilirsiniz. Bunu da unutma. Tamam. Yoksa tongaya düşersin böyle. Evet geldi örnek 7'ye. Dik koordinat sisteminde bu doğru ile bu doğru aynı noktadan geçmektedir. Hmm. Buna göre M artı N ne nedir diye soruluyor. O arkadaşlar dik koordinat sisteminde bu doğru ile bu doğru aynı noktalardan geçmekteymiş. E, tamam geçsin. M artı ne nedir diye soruluyor. Arkadaşlar iki doğru aynı noktalardan geçmek. Aynı noktalardan geçmekteymiş. Aynı noktalardan. Bir noktadan bahsetmiyor. Aynı noktalardan geçmekteymiş. Hocam bir doğru bu noktadan geçiyorsa öbür doğru da bu noktadan geçiyor. Yani bu ne demek? Çakışık demek. Öyle her zaman çakışık demezler. Yani bu iki doğru çakışıksa o zaman x'lerin katsayılar oranı belli bir katı olması lazım. Yani 2 bölü m eşittir y'lerin katsayılar oranı. 1 bölü 2 deme. Y'nin katsayısı ne? Eksi 1. Eksi 1 bölü y'nin katsayısı 2. Dikkat et. O da eşittir. 5 bölü n. 5 bölü n olmak zorunda. Şu ikisine bakalım. Şu ikisine bakacak olursak. 2 bölü m eşittir. Eksi 1 bölü 2 ise. Buradan m eksi 4 gelir. Şu ikisine bakalım. Eksi 1 bölü 2 eşittir. 5 bölü n ise. n de buradan eksi 10 gelir. Bizden m artı n isteniyor. m artı n de n eşit oluyor o zaman. Eksi 4 artı eksi 10 soruluyor bize. Cevabımız da eksi 14 çıkar mı? Çıkar. Evet bazen de böyle çakal sorularla karşılaşabilirsiniz. Güzel bir soruydu. Örnek 7'ye eksi 14 bulduk ve geldik örnek 8'e. Yukarıda dik koordinat sisteminde verilen D1 ve D2 doğruları dik kestiğine göre. Arkadaş dik kesiyormuş bunlar. E ben bunu yorumlayacağım. Hocam iki doğrunun eğimleri çarpı eksi 1. E ben bunun eğimini biliyor muyum? Bilmiyorum. Ama burada bir nokta verilmiş. Analitik düzlemde bir nokta verilmiş da isteniliyorsa eksenler olan uzatları bizim için önemliydi. Yani 1'e K noktası bak dikkat et burası. Şunu çizmeyeyim. Şu benim için yeterli olacaktır büyük ihtimalle. Hocam burası 1. Burası da K değil mi? Evet. Şimdi tamamı 4 olduğundan burası kaç olacak? 3 mü olacak? Aynen öyle. E tamam. Bence olay bitti. 2 doğru dik kesiyor. E burada arkadaşlar K'ya 1'i de bulduk şöyle. İstersen şöyle analitik geometriden değil de Normal geometriden yapabilirsin. A hocam dikten dik çizildi. Ne var burada? Öklit var diyebilirsin. Burası kaç birim? 3 birim. Burası da 3 birim. Hatta dik tabanı keş parçaya böldü. İkisi kenar olur. 45 45 olur. Ya da 90'dan kenar ortağı çizildi. Eşit eşitken burası da eşit olur. K'yı 3 buluruz diyebilirsiniz. Ya da öklit bağıntısı. Hocam k kare eşittir. 3 çarpı 3. 3 üç çarpı 3'ten k'yı da 3 bulabiliriz. Ya da nereden yapalım? 2 doğru dik kesiyor ya. Eğimler çarpma eksi 1'den gidebiliriz. Hocam buraya alfa deyip bunun eğimi nedir? K bölü 3. K bölü 3. Sağ yatık K bölü 3. Bunun eğimi nedir? Hocam sola yatık K bölü 3 bu da. Sola yatık K bölü 3 de eksi K bölü 3 demek değil midir arkadaşlar? Evet. Bu da eksi 1 olacak dersin. Buradan eksi K kare bölü 9 eşittir eksi 1'den. K kare 9'dan K'ya da 3 bulduk diyebiliriz. Bu da farklı bir çözüm. Daha farklı bir çözüm de şu. Hocam burası şu e, geometriyi kullandık aslında burada. Eksi 2'ye 0 noktası burası. 4'e 0 noktası burası. 2 doğru dik kesiyor ya. Eğimler çarptığında eksi 1 diyebiliriz. Bu da üçüncü yol diyeyim buna da. Şu birinci doğrunun eğimi nedir? Hocam 2 noktası var. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Yani M1 dediğimiz K eksi 0. Yani K bölü 1 eksi eksi 2. 1 artı 2 3 yapar. M2 dediğimizde Y'ler farkı K eksi 0. Yani K bölü 1 eksi 4. Yani eksi 3 yapar. A M1 bu M2 de bu. İşte bu şekilde 2 tane eğim belli. Yani K bölü 3 çarpı K bölü eksi 3 ne yapmak zorunda? Eğimler çarpı eksi 1'den gidiyoruz burada da. Yani K kare eşittir 9 yapar böylelikle. K kare bölü eksi 9 eşittir eksi 1'den. K kare 9 K da buradan 3 çıkar diyebiliriz. Aslında K artı eksi 3 çıkar da artı olduğu şeklen belli. O yüzden cevabı artı 3 deriz dostlar. Geometriden de yapabilirsiniz. Normal eğimler çarpım eksi birden de bu şekilde yapabiliriz. Evet gençler böylelikle bu kısmı bitirdik. Yani özel doğrulardan bahsettik. Eğimden bahsettik. Eğimin özel durumundan bahsettik. Çok güzel şeylerden bahsettik aslında yine. E o zaman bu video bitti. Yani bu ders bitti. O zaman bir sonraki videoda bir sonraki derste doğru analitiğinin kaçıncısında dördüncüsünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.